Bakayım şimdi 2 dakika sonra arayayım. Meşgule verdi. Meşgule verdi çünkü telefonu. Meşgule verdi telefonu. Çalıyor ama açar verdi de. Açar. Bakın isterseniz. Pardon. Ne var lan? Ne var lan mı? Kıvanç benim ya. Şş, Kıvanç ben Beyaz. Ha, Beyaz Show'dan. Abiciğim bu hafta gelsene bizim programa ya. Ha? Vallahi ya bak süper olacak ha. Ne var oğlum? Ne diyorsun sen? Ya Kıvanç'ım bak Allah'ını seversen. Bak bizim ekip de çok istiyor, millet de çok istiyor. Gel işte bu hafta Beyaz Show'a ya. Ne olacak yani? Oğlum hasta mısın sen? Kıvanç'ım şey yapalım ya. Bak ama başka programlara çıkıyor musun? Onu duyuyoruz. Yok öyle bir şey. Ben öyle bir şey yapmadım. Vallahi olta attım tutmadı. O zaman şöyle yapalım Kıvanç. Vallahi bak bu hafta gel bekliyorum tamam mı? Zoraki lütfen. Lan bana bak adamın asabını bozma. Duydun mu beni? Anladım bu sözlerden senin pek gelmeye niyetin yokmuş. Manasını çıkartmak da istemiyorum açıkçası. Bir şey söyleyeceğim ya Kıvanç sen kahvaltıyı mı geç yaptın ondan bu kadar asabiysin? Ne diyorsun lan sen sabah sabah? Ne diyorsun oğlum sen sabah sabah? Akşama arayayım o zaman ben seni ya. Sabahtan biraz gergin oluyorsun herhalde de onun için. Ha? Tamam akşama arıyorum ben seni. Hadi öptüm çok. Hadi bay bay. Kıvanç bay bay. Senin var ya. Oluyor. Yok yok garanti oluyor. Yok sıkıntı yok. Niye böyle yaptı ya? Evet sevgili Amel'e. Ya sevgili Amel'e. Yürü ya. Ne oldu ya? Ya yürü ya. Ne oldu? Ya arkadaş. Ya oğlum Kıvanç Tatlıtuğ getiremedi bizi buldu. Ya arkadaş. Yürü. Kardeşim benim. Ben... Bir telefonun yetti bak. Abi dostunu tanı. Arkadaş ben aradım önce açmadın. Onun için Kıvanç'ı arayayım dedim yani. Ya neyse ya. Çok alındım ben ya. Ben önce sevgi de meşgul çalınca benim canım sıkıldı yani. Ya ben sevgili... sana dedim oğlum bir şey var bu işte. Sevgili Amel'e hoşça kal demeden önce hemen bir soru soralım. Bir tane Türkçe parça biliyor mu? Ne biliyor? Var mı bir şey? Je connais une chanson turque. J'aime beaucoup l'écouter. Mais je sais pas si vous la connaissez. Si je la chante moi bari. Çok sevdiğim bir Türkçe bir şarkı var. Sizler biliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet, bilmiyoruz. Hangisini sevdiğini bilmiyoruz daha doğrusu. Hani beni no. Na. 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 Sen gemilerde talim var. Hani bir gün senin kafanda hani patlayacak o olacak. Hani az kaldı ulu. Hani geçen yıllar nasıl oluyor? Recep'im, sen her ile beni gülün. Hani beni Recep'im, sen her ile gireceğin. Gel kalsan, karakona gireceğin. Teşekkür ederim. Bir dakika. Çalmayın. Bir de ses çıkartmayın. Bir dakika. Bir daha bir söyle. Hani benim Recep'im sana giracağım diye bir şey var. Bir şey var. Bir daha. Again please. Together. Okay. But they must help me. Oh, after. Okay, after. Hani benim Recep'im. Recep'im sana lira gireceğim. Kalkasın karakona gireceğim. Aferin kız sana. Hani beni gireceğim. Gireceğim sana lira gireceğim. Kalkasın karakona gireceğim. Amel Buşuşa teşekkür ediyoruz. Bu fikri Amel'e verip bu parçayla buna da alet ettiniz ya. Ayrıca teşekkür ediyorum. Ya gerçekten sıcakkanlılığı için her şey için çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine. Büyük alkışlar Amel Buşşa için. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bir tonlama yok yani. Bir dansı ama bize. Ya gel sana bir geç gel. Gerçek mi ya? Çok kızmış.
Gözüm gerçekten sizi görmüyordu. Sen nereden geldin ya? Ben geldim buraya annem. Seni sonra gitmemiz lazım yavaş. Gerçekten ben şu an nereye bakacağımı şaşırıyorum. Hani doktor. Hepiniz gizli burada ne yapıyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Dayım benim, dayıcım benim. Dayısının gülü. Dayım benim, dayıcım benim. Ay, hadi bakalım. Benim yavaştan kaçmam lazım. Çünkü yatmadan önce bir şeyler okuyacağım. Hadi. Bir de bir şey söylemek istiyorum buradan. Dün gece barda tanıştığım bir kıza ona selam yollarım diye çok söz vermiştim. O yapmam lazım. İsmi de şeydi. Gürsel Bilser. Hocamız. Şaşırdım. Allah'ım. Ya Orçun'a, Batu'ya bir alkış daha. Vallahi teşekkür ederim ya. Bir gün inşallah programda uzun uzun konuk ederiz. Ki etmek istemem. Usul. Çok acayip bir adam. Gerçekten çok acayip bir adam. Çok başarılı bir adam. Yani iyi ki bu işin içinde, iyi ki biz onun olduğu bir işin içindeyiz'e kadar getirdi yani işi. Vallahi helal olsun. Telefon mu var? Kim telefon? Normal telefon. Normal. Bayağı bildiğiniz. Adam şu an yokum de. Evet. Onların girişini sen mi ayarlıyorsun, böyle yandan bir şey veriyor musun? Bir... Aslında o teklifi sundum ben. Benim düşürmem biraz zarar verir kurguya diye. Onlar ayarlıyorlar ama ben de bilmiyorum ne zaman düşeceklerini. Dolayısıyla sorular da samimi. Yani soruyorum anlatırken. Ama gerçekten çok acayip yerlere düşüyorlar. Yani zaten o gidişleri komik oluyor. Ben Eser'in yanına gittim bu hafta içinde. Yarışma stüdyosuna. Sevgili Eser'le musallat bir yarışmacıyı oynadık. İkimiz beraber. Birazdan reklamlar var. Reklamlardan önce sıradan güzel bir parça daha alacağız ama... Daha öncesinde Eser'le beraber çektiğimiz bu yarışmayı bir izleyelim. İzleyelim abi. Evet sevgili izleyenler, eyvah düşüyorum, hoş geldiniz. Yine yiğit bir yarışmacı 10 kişiyle düello yapacak. Evet Onur, düello yapmamız için ilk kişiyi seçer misin lütfen? Başlayalım. 7 numara Atalay Bey. 7 numarayı seçti. Evet hoş geldiniz Atalay Bey. Hoş bulduk. Heyecanlı mısınız? Biraz tabii var haliyle. Biraz var. Biraz kendinizden bahsedin. Özel sektörde bir kamu... kredi kooperatiflerindeyim. Özel sektörde kamu kredi. Çok evet. Güzelmiş. Peki ne yaparsınız sosyal hayatta? Kitap okur musunuz? Okurum. En son? E.T.'nin kitabını okudum en son. E.T.'nin kitabını. Evet. Sinemaya gider misiniz? Sinemada da evet. En son E.T.'yi seyrettim. Genel E.T. hayranısınız. İyi yerinde bıraktım diyelim. Hazır mısınız düelliye? Hazır. Evet. İlk sorun geliyor evet. Atalay Bey. Gelsin bakalım Atalay'ın sorusu. Uludağ, İskender Kebap ve Kestane Şekeri size hangi şehri hatırlatıyor? Bursa. Ama biraz yardımcı olsanız, Bursalıyım bak, sizin memleketlerim, ben de Muradiye'nin orada beraber basket oynadınız. Hep beraber arkadaşlarınızla. Kimle oynadık? Arkadaşlarınızla oynadınız. Biz hep oralardaydık. Süreniz azalıyor. Ben size yardımcı olayım. Bakın eğer madem Bursa'sınız uydurun harf başına biraz. Ursa, Ursa, Tursa, Cursa, Yursa, Yerse, Kursa, Arsa, Berse, Derse, Hırsul, Tursi, Kirse, Hirse, Evet maalesef kendisini... Ama bir dakika, bir dakika, gerçekten de bu çok ani oldu. Gerçekten bakın, bir pas hakkı daha lütfen rica ediyorum. Ama sizin pas hakkınız yok, bilemediniz. Ama Bursalıyız dedik birbirimize, bir sevgi gösterisinde bulunduk birbirimize. Tamam, madem memlekettensiniz bir pas hakkı veriyorum size. Eve gidemem, çocuklarım var. Anladım. Utanırım, eve gidemem. Tamam gerçekten. Gelsin bakalım Atalay'ın. Şarkı gelmez inşallah. İkinci sorusu. Sevgi beni. Şarkı. Şarkı. Barış Manço'nun şarkısını tamamlayınız. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçem. Devamını. Devamını istiyoruz ve tamamını söylemeni istiyoruz senden Atalay. Biliyorum, biliyorum. Biliyor sevdiğimiz musun? Son diye öyle gidiyor. Evet, başlayayım evet. mı? Evet, bir söyle. Dağlar dağlar. Oh!
keşke dağlar dağlara bu kadar takılmasaydın. Şarkının devamını da biliyordu ama maalesef kaybetti. Bu pas hakkını da yedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Süre konusunda bakın bana şeyi söylemediniz bana. Ama Nami'de o kadar takılmak doğru mu? Ben geliyorum. Bir dakika geliyorum. Atalay Bey lütfen şansınız bitti. Teşekkür ederiz. Uzatmayın. Atalay Bey. Bakın çok özür diliyorum. Gerçekten benim Atalay Bey, en yapmayın. Sevmediğim. Bakın tehlikeli o, yapmayın. Bakın süre konusunda gerçekten çok tavizkarsınız. İki tane pas hakkı verdim. Neyse lütfen, tamam Atalay. Bunu tartışmayacağım ben sizinle. Tamam ama sorun. Sorun. Yeni soruyu sorun. Kabul ediyor musunuz bir soru daha? Soralım tamam. Teşekkürler. Saçınız başınız biraz dağıldı. Yol çok uzun giderken hep böyle bir karışıyor insan anca evet. Çok güzel olmuş. Hazır mısınız sorunuz geliyor? Hazırız tabii ki buyurun. Emin misiniz hazır olduğunuza? Hayır ama buyurun. Haydi gelsin soru bakalım. Uzaya giden son astronotun adı nedir? Ha. İlki mi? İlkini hayır mi soruyorsunuz? Hayır, son astronotun adı nedir? Giden mi? Giden. Uzaya son giden. En son. Siz beni illa bir düşüreceksiniz yani. Anladım onu. Yine bir niyet var, öyle bir şey var değil mi? Yani bilmiyorsanız soruyu. Allah ya. Ne yapıyorsunuz Atal abi? Sorun, tam cevabını bilmiyorum. Sizin de bir niyetiniz var. Beni bir göndereceksiniz, o çok bakın belli oldu. Ne yap? Ben şimdi de önlemimi alayım da. Ama ne olur önlem ne olmaz. Bakın ben ailem var dedim, siz anlamadınız beni. Anlıyorum. Evli misiniz siz? Değilim. Buradan ben şu anda ne stres yaşıyorum biliyor musunuz, düşerim diye. Ya anlıyorum da. Anlayamıyorsunuz bakın, efendim. Atalay beni anlayamam. Hayır ben garantiye alıyorum işimi. Hayır garanti. Atalay Bey şimdi bu çözüm oldu mu? Ama ben size bir şey söyleyeyim. Çöbelene yılan bile dokunmaz. Anlıyorum da. Bakın tam ben çömdüğüm sırada düşündünüz. Hanımefendiler şahidimdir. Çok ayıp. Tamam bak çömdüğünüz. Çok ayıp. Ama sizi BKM'den beri takip ediyorum. Teşekkür ederim ama çömmeniz hoş muydu? Eserlerinizi güzel bırakamayacaksınız bu dünyaya. Evet artık gelmeyecek herhalde. Onur sıradaki yarışmacıyı senden seçmeni rica ediyorum Onur. Hazırsan seç. Oldu mu? Yakıştı mı? Ama Atalay Bey artık şart... Bursalıyız dedik, ailenizi tanıyoruz dedik, yakıştı mı? Bakın Atalay Bey şartları şey zorlamıyor musunuz sizce? Hiçbir şey demiyorum. Bu formatı benim dayım buldu. Gemlik'te. Bu formatı benim dayım buldu. Anlıyorum ama yapacak bir şey... Devam edin, hiçbir şey söylemiyorum. Ne size yakıştı, ne benim yaşımdaki şu adama yaptırdığınız şeylere bakın, ona yakıştı. Bakın Atalay Bey... Hiçbir şey konuşmayalım. Alayım, soruyu alayım. Yazıklar olsun. Gelsin bakalım Atalay'ın sorusu. Sayılı gelmez inşallah. Temmuz'un 15'i yılın kaçıncı günüdür? Sayabilirsin, aklına gelen rakamları say. 100, 101, 102, 103, 104, 105 süre azalıyor. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Atalay Bey, efendim. Yapmayın gerçekten tehlikeli. Bakın ne yapıyorsun? Ama yok ben gerçekten gitmek istiyorum. Ama gerçekten bakın bir şey söyleyeyim mi? Kapattın, çok cevren yapıyor. Gerçekten. Oradan bakın, başka bir kapak daha açık herhalde. Hep böyle bir şey var, esiyor. Ama tehlikeli işler yapıyorsunuz. Bakın yapmayın lütfen. Ama bakın ne size yakıştı ne bana yakıştı. Şu halime bakın. Kedi gibi burada sarıldım duruyorum. Tamam. Kapatır mısınız kapatın lütfen? Kapatın kapağı. Kapatın kapağı şimdi düşecek falan. Çok teşekkür ediyorum. Ben hem ailenize hem size hürmet gerçekten de. Devam edelim. Atalay Bey. 118, 119, 120, 120. Hayır süre bitti. Başka soruya geçebiliriz. O da artık sizin yüzsüzlüğünüze girer. Bir soru daha artık. Niye zorluyoruz bu kadar yarışmayı ya? Bakın. Aynen hadi. Ben de onu diyorum. Niye zorluyoruz bu kadar? Lütfen artık gider misiniz? Atalay Bey yarışmacımız devam edecek. Tamam. Ben mi istiyorsunuz? Evet gider misiniz? Yeter artık. Ne yapıyorsunuz? Bakın yakarım. Nasıl yakarsın? Bakın neyi yakarım. Gerekirse hanımefendiyi yanında bir şey çakmak yok. Ama iki hanımefendiyi birbirine sürter öyle yakarım. Bana bunu yaptırtmayın. Ya bakın efendi artık yarışmacılarımı tehdit ediyorsunuz. Yeter ya. Bakın şu anda bir halka karşı, halktan bir insana karşı aşağılayıcı davranıyorsunuz. Atalay Bey lütfen. Beni aşağılayabilirsiniz. Ama buradaki bu onurlu yürekleri, bu büyük insanları aşağılayamazsınız. Bakın bir Atalay ölür, bin Atalay gelir. Ben bakın size hep bunu söylüyorum. Benim hiç kimseden korkum yok. Sizden de korkum yok. İsterseniz öldürün. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir ufak gerçekten korku oluyormuş ya insanda. Bu kadar bağırdığım kadar değilmiş yani. Evet. Onur Bey, Atalay Bey'den kurtulduk artık sanıyorum. Şimdi sizden yarışmaya devam etmek için yeni yarışmacıyı seçmenizi rica ediyorum. Ne oluyor ya? Cemal abi. Ama artık... Evet, evet. Pardon bir saniye. Aşağıda kal, aşağıda kal. Yapmayın Atalay aşağıda Bey. Aşağıda kal. Boşalt orayı, boşalt. Evet. Özür dilerim. Çok düşündüm, taşındım. Ana yarışmacının kendim olmam gerektiğine inandım. Sizi buna inandıran şey nedir Atalay Bey? Özgüven.